Başta insana değen, çiftçiye değen, emekliye değen, emekçiye değen bir seçim kampanyası var. Anlatıldığında iktidar partisinin de bunlar yapılması doğru değil demediği şeyler bunlar. Sadece yapılmasını tartışıyor. Verebiliriz, veremeyiz. Yapabilirler, yapamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesi, kimsenin bunlara gerek yoktur, yapılmamalıdır dediği bir beyanname değil. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle bu seçimde sosyal yardım alanlarla ilgili, yani emekli parası, düzeltiyorum, yetim parası, dul parası, hasta bakım ücreti, engelli bakım ücreti, asker ailesi yardımı, gazi şehit ailesi yardımı gibi sosyal yardımların rahmetli Özal, rahmetli Ecevit, Süleyman Demirel veya bu hükümet döneminde çıkan kanunlarla verilen bu yardımların tamamını olumlu bulmaktadır. Haktır ama azdır. Bugün 3 ayda bir verilen 1020 liralık maaş yoksulluğu yok etmek değil, yoksulluğu yönetmeye yönelik olarak yapılmış olan bir çalışmanın ürünüdür. İnsanları ne öldürmektedir ne güldürmektedir. Oysa sosyal adalet yoksulluğu yönetmeyi değil, yoksulluğu yok etmeyi hedefleyen bir iktidarın ürünü olacak bir politikanın sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün yapılan sosyal yardımlar ve devamında yapılacak olan sosyal yardımlarla ilgili ayda 720 lirayla 1400 lira arasında bir yardımı aile sigortası kartı üzerinden planlamaktadır. Bir karı bir koca çocukları yoksa ve gelirleri yoksa 720 lira alacak. Ailedeki çocuk sayısına göre, ailedeki bakıma muhtaç yaşlıya göre, ailedeki engelli sayısına göre bu 1400 liraya kadar çıkacaktır. Özetle sosyal yardımlar haktır ama azdır. CHP iktidarında iki katına çıkarılması planlanmaktadır. İkinci husus, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu önemli bir tespit, herkesin kişisel borçluluktan bunalmış durumda olduğudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek herhangi bir bankaya, devlet ve özel banka ayrımı olmaksızın, kredi kartı borcu, zirai kredi borcu, kişisel kredi borcu ya da hayvancılık kredisi borçlarının tamamının faizlerinin %80'ini silinip gelen kalan paranın bir yıl ödemesiz 4 yıl eşit taksitlerle ödenmesiyle ilgili bir hazırlık yapmaktadır. Faizlerin silinmesi anayasaya, ticaret kanununa aykırı olarak imzalatılmış olan bir grup ince yazının farkında olunmadan atılan imzalardan bu vatandaşın kurtarılması noktasından hareket etmektedir. Yarısı böyle halledilecektir. Bugün kredi kartı almak isteyenin önüne bir sözleşme dayatılmakta, imzayı atmayan o kart verilmemektedir. Attığınız imzada şu var: borcumu ödemediğim takdirde hesap kesim tarihinden itibaren faiz ödemeyi kabul ediyorum. Benim borcum ayın 15'inde. Parayı 16'sında yatırıyorum. Hesap ikisinde kesilmiş. Bir gün geç yatırdığım paraya 14 gün faiz ödüyorum fazladan. Mahkemeye gittiğinizde altına imza attığınız için hak iddia edemiyorsunuz. Oysa devletin görevi özel kişilerin, özel kişiliklerin, tüzel kişiliklerin doğrudan vatandaşlar üzerindeki kamu gücünü, daha doğrusu tek taraflı sözleşme yapma gücünü denetim altına almaktır. Siz kredi kartı kullanmaya mahkum olduğunuz bir sistemde bu yazının altına imza atmadan o kredi kartını alamıyorsanız, oradaki anayasaya, ticaret kanununa ve genel ahlaka aykırı bir günlük borcun 16 günlük faizinin olmayacağını
Devlet Baba söylemeyecekse başka kim söyleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu faizlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir diğer yaklaşımı da kredi kartı alacaklarını bankaların varlık yönetim şirketlerine %20'si karşılığında faizin satmasıdır. O kadar haksız, o kadar hukuksuz faizler alınmaktadır ki faizin 1/5'ini veren tahsilat şirketine borcu devretmektedir bankalar. CHP iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kamu bankalarına vereceğimiz görevle kredi kartı borçlarının %20 faizini ve ana parayı bu şirketlere verip borcu kamu bankasına devralıp insanlara kişisel borçlulukla mücadele planına imza attıkları takdirde bir yıl ödemesiz 4 yıla bölünmüş taksitlerle borçlarından kurtulma fırsatı vereceğiz. Bunu şunun için yapıyoruz. Kimsenin kara kaşına, kara gözüne yapmıyoruz. Bunu piyasada para olmadığı için, ekonominin çarkları tıkanıp artık birbirine zarar vermeye başladığı için, aşağıda su olduğu halde tulumbanın suyu kaçtığı, çektiğin halde su çıkmadığı için yapıyoruz. Bu durumda yapılacak iş, elinize bir tas su alıp tulumbanın başına geçip tulumbaya suyu döküp ağzını kapatıp hızla çekmeye başlamaktır. Türkiye'nin gücü var. Türkiye'nin kaynağı var. Yer altındaki o su yer üstünü bereket getirecek kadar var. Ama tulumbanın suyu kaçtı. Bugün yapacağımız iş çarkın dişlilerine 2 damla yağ damlatmaktan başka bir şey değil. Ama öncelikle insanların eline almadan bankalara kaptırdıkları gelirlerini insanların bir süre elinde tutmamız lazım. Bunu 4 yöntemle yapacağız. 1. Borçları 1 yıl erteleyip sonra çok düşük faizle 4 yıla bölerek. 2. Askeri ücretten vergi alınması gibi ayıp bir uygulamayı kaldırıp vergiyi ve sigortayı kaldırarak işverene yük olmaksızın asker ücreti 1500 lira yaparak. 3. Hiçbir emekli maaşını asker ücretin altında bırakmayıp emekli bir tanesi Kurban Bayramı'nda, bir tanesi Ramazan Bayramı'nda olmak üzere emeklilere birer maaş ikramiye vererek. 4. Çiftçilerin tarımdaki girdilerini düşürüp gelirlerini yükselterek. Tarımla ilgili kısmı birazdan açıklayacağım. Ama bu 4'ünü yaptığınızda çiftçi cebi para görecek. Emeklinin cebi para görecek. Askeri ücretlinin cebi para görecek. Borcu olanların borcu ertelendiği için elleri bolaracak. Sadece bu Türkiye'nin tıkadığı sistemini çözmesine yeterli olacak. Çok net olarak şunu söyleyelim. Bu projenin başında Selin Sayek Böke var. Selin Sayek Böke doçentlik tezi Amerika'daki bir üniversitede 1. olduktan sonra dünyadaki bütün ekonomi otoriteleri tarafından örnek gösterilmiş bir tez. Ama bu tez sadece kağıt üzerinde yazılmamış. Bu tez Arjantin'i krizden çıkaran formül. Arjantin'de dünyanın 57. ekonomisi durumuna düşmüş olan Arjantin'i bir anda 20 sıra bizden ileriye sıçratan 3-4 yılda Arjantin'i büyük buhrandan, kişisel borçluluk krizinden çıkaran, herkesi rahatlatan formülün, sihirli formülün sahibi Selin Sayek Böke. Bir Türk kızı, dünyanın tanıdığı bir ekonomist, Ali Babacan'ın ve diğerlerinin gıptayla baktıkları dünyadaki bütün ekonomistlerin son 50 yılda dünyadaki en ileri teknikleri kullanan ve dünyanın gelecek 20 yılına ekonomi alanında yön vereceği söylenen bu insan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ekonomiden sorumlu bölüm başkanıydı. 5 aydır
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. Allah nasip ederse 18 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olacak. Selin Hanım'ın ortaya koyduğu bu projeyi Selin Hanım'dan dinlediğimiz bir hikayeyle anlatmaya çalışalım. Bir kasaba, küçük bir kasaba, herkesin birbirinden alışveriş yaptığı bir kasaba. Bir tanecik oteli var. Otele bir müşteri geliyor, diyor ki otelde kalmak istiyorum, oda fiyatı kaç para? Diyor ki otel sahibi 200 lira. Çok değil mi diyor, odalarımız çok güzel ondan diyor. Bir göreyim o zaman diyor, görmek de 200 lira diyor. Peki kalmazsam diyor, niye 200 lira vereyim görmek için? Kalmazsam paranı geri veriyoruz diyor. Ama görmeye çıkmak 200 lira. Peki diyor adam, çıkarıyor 200 lirayı veriyor. Odayı görmeye yukarıya çıkıyor. O sırada otelin sahibi 200 lirayı alıp hızla kasaba yolluyor borcunu ödemek için 200 lira. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Kapıyor kapıyor. 200 lirayı alıyor, hızla kasaba yolluyor borcunu ödemek için. Kasap Allah razı olsun diyor. Yandaki bakkala gidiyor. Diyor ki 200 lira borcumu sana vereyim. Bakkal 200 lirayı alıyor, pazarlamacıyı arıyor. Buralardaysan gel diyor, geçen haftaki siparişin parasını vereceğim. Pazarlamacı geliyor, alıyor 200 lirayı. Aman abi diyor, iyi oldu. Otelde veresiye kalmıştım, geçen gece onu öderim. Gidiyor otelciye 200 lira borcunu ödüyor. O sırada adam aşağı iniyor. Bu oda 200 lira etmez kardeşim, kalmayacağım ben diyor. O da diyor ki al paranı geri. Parayı alıyor, cebine kalıyor. Otelde kalan olmadı. Dışarıdan bir para da gelmedi. Tulumbanın suyunu kaçması demek bu demek arkadaşlar. Bize tulumbaya su koymaya ihtiyacımız var. Tulumbanın suyunu nasıl kaçırdılar? Türkiye Atatürk döneminde %10 büyüdü. Toplu iğnesi yoktu. Çivisi yoktu. Demir dökümü yoktu. Son 10 yılda çok ray yaptık, çok demir yolu yaptık diyenlerden iki kat fazla demir yolu yaptık. O olağanüstü bir liderdi. Türkiye'yi %10 büyüttü. Toplu iğnenin olmadığı dönemde. Ama Atatürk hariç Türkiye Cumhuriyeti geleneksel olarak İnönü, Menderes, Ecevit, Özal, Demirel, koalisyon hükümetleri %6 büyüyen bir ülke. %6. Ortalama %5.7 büyüyor Türkiye. AKP'nin ilk 4 yılında da %5 civarında büyüdü. Ama AKP'nin ortalaması 3.5. Son sene 2.7. Son 5 sene ortalaması da 3. Sebep, Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomiyi fişekleyen, ekonominin büyümesini sağlayan faktörlere baktığınızda %40 tarım, %7 sanayi, %50'si de diğer faktörler. 20 tane daha şey var. Tarım şu anda %19'a düştü. %20 diyelim. %40'tan %20'ye. Sanayi sadece %7'den 9'a çıktı. Böyle olunca büyümemiz yarı yarıya düştü. Cumhuriyet Halk Partisi pek çok alanda ekonomiyi büyütecek ve hedefi yeniden önce %5, sonra %5.5, sonra 6'lık büyüme rakamlarını yakalamak. Bu konuda ana hedefi Türkiye'yi dünyanın en önemli tarım üreticilerinden birisi olarak yeniden güçlendirmek, markalaşmış ürünleriyle dünya piyasalarından Türkiye'ye öyle geçici olarak sıcak para değil, döviz kazandırmak, Türkiye'yi en önemli iki noktada sanayi, ama gelişmiş elektronik sanayi, yani cep telefonu, bilgisayar, tablet PC, ama özellikle de bunun içindeki
yazılımları üreten ve gerçekten dünyada eşi benzeri görülmemiş bir alan olarak Türkiye'ye para kazandırmak, yani beyin gücünü harekete geçirmek. Bunun için küçük bir örnek var. Çocukların cep telefonlarında oynadıkları Minecraft diye bir oyun var. Yani bu çocuklar maden çıkarıyorlar. Bu oyun geçen günlerde 2.7 milyar dolara satıldı. 2.7 milyar dolar. 5 tane üniversiteli gencin yaptığı, 40 kişinin çalıştığı bir firmanın ürettiği bir oyun. Türkiye'nin Zonguldak'taki kömür havzasındaki toplam kömürün hepsini kazasız belasız çıkarsak o kadar para ediyor. Yani yeni ekonomi denen bu ekonomiye gençlerimizi yönlendirip Finlandiya gibi, Güney Kore gibi büyük bir sıçrama yapabiliriz. Birincisi bu. Ama ikincisi ve en önemlisi, Türkiye'de tarımı tekrar %40'lar durumuna getirmek lazım. Bunun için iki tane ana yol izliyoruz. Bir tanesi tarımdaki girdileri azaltmak, ikincisi tarımdaki gelirleri arttırmak. Tarımdaki girdi derken önce mazot fiyatını düşürmek. ÖTV'siz ve KDV'siz mazottan bahsediyoruz. Biz bunu geçen seçimlerde de söyledik. Bu seçimde herkes söylüyor. Cumhurbaşkanı da bunun patenti bize aittir. İlk biz söylemiştik dedi. Sonra hemen toparladı. Bir gün söyledi, sustu. Çünkü biliyor ki bu çiftçiye onlar yeşil mazot vaat ettiler ama o sözü yerine getirmediler. Bülent Arınç bütün beldeleri, bütün köyleri gezdi. Biz çiftçiye yarı fiyatına mazot vereceğiz dedi. Oy topladı ama bu sözü yerine getirmedi. Cumhuriyet Halk Partisi aslında mazotun 1 lira 40 kuruşa düştüğünü biliyor. Nerede düştü bu? Gemilerde, yatlarda, kotralarda, gezinti teknelerinde 1 lira 40 kuruşa düştü. Ama bizim lastik tekerlekli traktörlerde düşmedi. Bugün mazotun %30'unu yatlar, kotralar, gezinti tekneleri, balıkçı tekneleri, deniz taşıtları kullanıyor. Traktörler %10'unu kullanıyor. %30'a 1 lira 43 kuruş mazot mümkün. %10'a bu mümkün değil, 4 liraya mazot satıyoruz. Geçen gün televizyonda görmüşsünüzdür. Refik Koç'un oğlu Rahmi Koç 43 metrelik bir tekne almış. İzleyenler kafa sallıyor. 5500 beygirlik motoru varmış. Burnu suya değmiyor motorun gücünden. 5500 beygirlik o motora Rahmi Koç'a mazot 1 lira 43 kuruş. 55 beygirlik Steyr'a mazot 4 lira. Şimdi bu sistemi değiştirmek zorundayız. CHP olarak elbette balıkçı teknelerine, taşımacılık yapanlara mazotu 1 lira 43 kuruştan verebiliriz. Ama %8'ini oluşturan lüks taşıtlara, lüks deniz taşıtlarına mazotu pompa fiyatından vereceğiz. Doğruya doğru Rahmi Koç'a 50 liradan satsan zevk için yine yakar o mazot. Ama sen traktöre, %10'unu kullanan traktöre bunu 1 lira 43 kuruştan, 1 lira 50 kuruştan verirsen adam bunu zeytinini, adam bunu bağını sürerken, zeytinini sürerken kullanacak. Verimini arttırmak için kullanacak ve girdisi düşecek. Bu para önemli bir destek olacak. Gübre ihtiyaç duyulmadığı zaman, yani torbalar toptancıda, gübrecide yatarken 22 lira. Var gübre atmaya ihtiyaç duyuyor, 57 liraya çıkıyor. Gübre üzerindeki fiyattan satılacak. Torbanın üstüne fiyat yazacağız. Her sene Şubat ayının 28'inde gübre fiyatları bir yıllığına sabitlenecek. Bir yıl süreyle torbanın üzerindeki fiyattan satılacak. Bir yıl sonra gübre fiyatları yeniden belirlenecek. İlaç KDV'den arındırılacak ve ilaç fiyatlarında %8 ve 18'lik iyileştirme sağlanacak. Bunlar girdilerin azaltılması için yapılanlar.
Bir de vatandaşın cebine, çiftçinin cebini doğrudan ilgilendirecek bir sistem var. Bugün Türkiye'de konuşmamın başında bahsettiğim bir şey uygulanıyor. Dönüm ya da dekar bazında destekleme. Ama bu insan ayırmak için söylemiyoruz. Diyarbakırlı Mehdi Eker'e o bölgenin çok hassas dengeleri üzerinden verilmiş bir görevle maalesef Doğu ve Güneydoğu'daki boş tarlalara da veriliyor. Bir soru önergesine verilen cevapta Batman, Siirt, Muş'ta o bölge tek bölgeymiş Tarım Bakanlığı'nda 34 çiftçiye yılda 100 milyar ve üzeri yani bugünkü parayla 100 bin lira ve üzerinde destekleme ödendiğini açıkladı Mehdi Eker. Diyarbakır'da 24 tane çiftçiye 100 bin lira ve üzerinde destekleme ödeniyor. Adam 7500 dönüm araziyi üzerine kaydettirmiş, 75 milyar destekleme alıyor. Sen, düzeltiyorum, 750 bin dönüm araziyi üzerine kaydettirmiş, 75 bin dönüm TL destekleme alıyor. Sen 10 dönüm zeytinliğin içinde ömrünü tüketiyorsun, 100 lira veriyorlar. Bu doğru bir sistem değil. Sonra doğuda iki parti var. Bir tanesi HDP, nasıl oy aldığı konuşuluyor. Öbürü AKP. Bu toprak ağası, bu aşiret reisi, yani o parayı o köydeki insanlara verirse yine acımayacağız. Bu aşiret reisi üzerine on binlerce dönüm tarla kayıtlı ama pulluğu yok adamın, traktörü yok adamın, üzerinde ot biçmiyor. Köylerin 30 tane köy üstüne kayıtlı 100 milyar lira destekleme alıyor. Sonra seçim gecesi geceden basıyorlar pusulaları. Köy sonuçları, bir tane köyde PKK hakim 793 geçerli, o 793 HDP. Öbür köyde devlet hakim diyorlar. Korucular var, aşiret reisi var. 867 geçerli, o 867 tane AKP. Bir tane yanlış basılan pusula bile yok. Sistem bunun üzerinden yürüyor doğuda. O yüzden dönüm ya da dekar bazında destekleme değil, ürün ve mahsul bazında destekleme yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi çok net olarak açıklıyor. Artık köy kahvelerinin camlarını asacağız. Diyeceğiz ki eskiden olduğu gibi. Çavdar 35 kuruş. Darı 40 kuruş. Buğday 50 kuruş. Lahana zeytin türüne göre 30 ila 50 kuruş. Zeytinyağı 2 lira. Tütün 20 liranın altında piyasa gerçekleşirse 20 lira taban fiyat. 14'e satarsan 6 lira da devletten. Şart kuzu kulağı gibi yaprağı olan, böyle deve tabanı gibi yaprağı olan değil, kuzu kulağı gibi yaprağı olan kaliteli, dünya piyasasının tercih ettiği, Türkiye'nin de arkasında duracağı tütün. O kalitede tütünü buralara ettirmemek. Dünyanın lif uzunluğu en fazla pamuğunu Manisa Ovası'na ektirmemek. Zeytinyağının arkasında durmamak bu ülkenin %40'tan %19'a düşmüş olan tarımını kabul etmek anlamına gelir. İspanya'nın zeytinyağına 3 euro prim verdiği yerde 2 lira prim çok bir prim değil. Bu parayı vereceğiz. Kendi zeytinimizi, kendi zeytinyağımızın da dünya piyasalarında arkasında duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak en önemli sözümüz, en önemli vaadimiz tarımı güçlendirerek, çiftçiyi güçlendirerek yeniden büyümeyi sağlamak. Her konuda kaynak tartışması yapabilirsiniz. Kaynak bulmak için vergi almak doğru bir yöntem değil. 2 liralık sigaralar 7 liraya çıktı. 5 lirası vergi. 3 liralık sigaralar 10 liraya çıktı. 8 lirası vergi. Böyle kaynak bulmak doğru bir yöntem değil. Ülkenin büyümesini 2.9'a düşüreceksin. Gayri safi milli hasılanın %1.5'u bugünkü ihtiyaçlara cevap veriyor. %2.9'unu verdiğimizde bütün vaatlerimizin karşılığı var.
büyümeyi iki katına çıkarırsan bugün ihtiyaç duyulan paranın 6 katını buluyorsun. Biz ilk yıl büyümeyi %20 arttırdığımızda amaçladığımız bütün kaynak yerli yerine oturuyor. Kaldı ki bunun içinde mazot var. Biz mazotu biraz önce bahsettiğim lüks teknelere vermeyeceğiz zaten. Kaldı ki bunun içinde kredi kartlarının faizlerinin tamamını hesapladık bize yük diye. Önemli bir kısmı anayasaya ve ticaret kanuna ve genel ahlak kurallarına aykırı. Bunlar zaten kendiliğinden hallolacak. Mazotta verdiğin desteğin üretime, verimliliğe artacak faydasını hiç hesabın içine dahi katmıyoruz. Ayrıca bu paraların hiçbirisi köylüye yut diye de verilmiyor, tut diye de verilmiyor. Köylüye verilen para başkasına verilen para gibi değil. Toprağa düşen bir kuru tohum gibi. Allah'ın hikmeti o kuru tohum orada bir damla da su buldu mu yeşeriyor, o kara topraktan bereket fışkırıyor. Köylüye para veriyorsun, gidiyor Akhisar'da harcıyor. Raflar boşalıyor, toptancıdan mal çekiliyor. Toptancı satıyor, fabrikaya sipariş veriyor. Fabrika yeniden üretime geçiyor, işsizliğe çare oluyor. Selin Hanım'ın açıkladığı programa göre ilk yıl %5, ikinci yıl %8 işsizliği ortadan kaldıracak. Ayrıca hem sanayici, hem aracılar yani toptancılar, hem parakendeciler düzeyinde gelecek vergi artışı da piyasaya sunulan paranın %40'ına yakınının tekrar kamu kaynaklarına geriye transferi anlamına gelecek. Elbette dolaylı vergileri azaltacağız. Ama bugün ben birisine fazladan para verdiğimde bir paket sigara alsa fazladan 8 liranın 6 lirasının vergi olduğunu, 1 litre benzin alsa fazladan 5 liranın 3 lira 85 kuruşunun 3 lira 45 kuruşunun vergi olduğunu da hatırlatmak isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir, sosyal yardımları 2 katına çıkarmayı, 2 borçları yapılandırmayı ve 5 yılda ödenebilir hale getirmeyi, askeri ücreti 1500 liraya çıkarmayı, emekli maaşını en az 1600 lira yapıp 2 maaş ikramiye vermeyi ve tarımda girdileri düşürüp desteklemeyi doğrudan mahsule yapmayı söylüyoruz. 5 tane olmazsa olmazımız var. 3 tane şeyi de görmeyeceksiniz iktidarımızda. 1, atanamayan öğretmen ya da öğretmensiz köy okulu. 1 tane de değil. O 350 bin öğretmeni alıp atayacağız. Öğretmensiz okullara önce birer, sonra bir kadın, bir erkek öğretmen yollayacağız. Erkek öğretmen ders anlatırken kadın öğretmen evlerde olacak. Kadın öğretmen ders anlatırken erkek öğretmen kahvelerde olacak, sizin yanınızda muhtarlıklarda olacak. Köylerde muhtar, hoca, öğretmen ayağından oluşan üçlü saç ayağının yeniden güçlendirilmesini sağlayacağız. İkincisi, yaşa takılan emekli ya da yaşı doldurmuş, gününü dolduramamış emeklilerin tamamını, yaşa takılanları hemen, diğerlerini geçmişteki eksik günlerini yapılandırdıktan ve ödeme şansı verdikten sonra emekli edeceğiz. 3, taşeron işçi kalmayacak. Başta belediyelerde, daha sonra sağlık alanından başlayarak taşeronların tamamını kadrolu devlet işçisi yapacağız. Madenleri kamu eliyle işletip işsiz kalan ya da madenlerde çalışan tüm kardeşlerimizi sendikalı kamu işçisi haline getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran günü iktidarı yakaladığında diğer partiler gibi 4 yıl boyunca seçim yok demiyor. Öyle ya, yerel seçimler geçen sene oldu, genel seçimler de bugün. 4 yıl seçim yok demiyor. Tüm muhtarlarımdan, geçmiş dönem belediye başkanlarımdan veya beldeleri mahalleye dönmüş mahalle muhtarlarından rica ediyorum. 25 Ekim pazar gününü işaretleyiniz. 25 Ekim pazar günü Akhisar'ın Kayalıoğlu'sunda da, Akhisar'ın
kapanmış olan bütün beldelerinde belediye başkanlığı seçimi yapacağız. Kapanan belediyeleri yeniden açacağız. Ayrıca mevcut seçilmiş muhtarlarımızın tamamını ellerinden alınan köy varlıklarını taşınır taşınmaz iade edeceğiz. Satıldıysa emsal değerde hazine arazisiyle, taşınırsa da emsal değeri muhtarlığın bütçesine aktararak köy muhtarlarının ellerindeki geçmişten kalan köye ait her türlü varlığı iade edeceğiz. Bütün yetkilerini iade edeceğiz. Çünkü şunu biliyoruz. Yetkisi ve bütçesi olmayan bir muhtarın devlet katında etkisi de olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde uluslararası ve ulusal boyutta devleti cumhurbaşkanı, illerde vali, köylerde muhtar temsil eder. Siz muhtarın yetkilerini elinden aldığınızda aslında o köyün kendi kendini yönetme iradesini de elinden almış oluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunun sözünü veriyoruz. Bundan önce bizim yanımıza gelen muhtarımız çok oldu. Biraz önce de hep masalarda konuştuk. Telefon açan oldu. Biz yanımıza gelene gidene önce aç mısın tok musun diye soruyoruz. İki, ne içersiniz diye soruyoruz. Üç, ne derdiniz var, nasıl çözeriz, nasıl yardımcı oluruz diye soruyoruz. Sormadığımız soru, muhtar senin köyde bize ne kadar oy çıkıyor? Muhtar sen bizim partiye niye kayıtlı değilsin? Hadi sen olmadın, koca karıyı kadın kollarına, oğlanı gençlik kollarına niye yazdırmadın? E muhtar istediğin borunun metresi kadar bile oy çıkmamış bize. Biz bu soruyu kimseye söylemedik. Size namus ve şeref sözü veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kim hangi siyasi görüşten olursa olsun insan ayırmayacağımıza, her türlü hizmeti eşit ve hakkaniyet ölçüsü yaptığımızı biliyoruz. Elbette zor bir iş. Türkiye'de her yönüyle çok ciddi sıkıntılar var. Ve bunu nasıl düzelteceğimizi şu şekilde anlatmak isterim. Bir baba televizyonda maç izliyor. Bir tane de küçük çocuk var. 5 yaşında, okuma yazma bilmiyor. Babasına huzur vermiyor. Sürekli baba beni parka götür, baba beni parka götür diyor. Babası maçın daha 1 saati var. Bu 1 saatlik süreyi kurtarmak için bir çare bulmak zorunda, çocuğu oyalamak için. Orada bir dünya haritası var. Dünya haritasını alıyor, parça pincik ediyor. Okuma yazma bilmez, coğrafya bilmez. Çocuğun önüne atıyor. Diyor ki, oğlum bu dünyayı düzelt, ben seni maça götüreceğim, parka götüreceğim. Oturuyor maçın karşısına, hesabı diyor ki, ben maçın bitmesine 1 saat var. Bu işin içinden zaten çıkamaz, maçtan sonra da götürürüz. Kerata 2 dakika sonra geliyor. Baba baba diyor, dünyayı düzelttim. Şaşırıyor. Gidiyor bir bakıyor, hakikaten düzelmiş. Oğlum sen nasıl yaptın bu işi diyor. Baba diyor, arkasında bir adam resmi vardı. Ben adamı düzelttim, dünya kendiliğinden düzelttim. Şimdi biz çiftçiyi düzelteceğiz, emekliyi düzelteceğiz, askeri ücretliyi düzelteceğiz, işsizlerin durumunu düzelteceğiz, fakir fukaranın durumunu düzelteceğiz, haritayı bir çevireceğiz. Türkiye'de dünyada kendiliğinden düzelmiş. Bizim yönetim anlayışımız, bizim dünyaya bakışımız insan odaklı. Biz bir KDV'yi düşüreceksek zümrütün, pırlantanın KDV'sini değil, sütün KDV'sini, çikolatanın KDV'sini düşürmek isteriz. Çocuklar hepsi rahatça alsın, erişebilsin diye. Zümrütle pırlantadan KDV almak başka bir şey. Bir evi yönetirken bir babadan, bir aile reisinden diyelim, cinsiyetçilik olmasın, herkes bir şey ister. Örneğin çocuk ilk önce mutfak masrafı, boğaz. Sonra çocuğun okul masrafı. Sonra eşinin çantasıyla ilgili bir ihtiyacı. Koltuk takımları yenilenecek. Belki bir televizyon alınabilir. Belki bir araba alınıp taksitle ödenebilir.
bir aile reisinden bunların herhangi birisini isterseniz bu ailenin parası buna yeter. Ama hepsine birden yetmez. Aile reisi bu parayı nasıl harcayacağına karar verir, öncelikleri belirler. Öncelik Boğaz der, önce onu. Sonra çocuğun okulu der. Hanıma ene güne mahcup etmeyelim ama örneğin televizyon daha idare eder. Araba alacak da paramız yok der. Buna siyaset bilimi diyoruz. Siyaset öncelik belirleme işidir. Bir ülkenin herkese parası yeter. Hepsine birden yetmez. Kimi zümrütle, pırlantayla, oğlunun gemisinin mazotuyla ilgilenir. Kimi çocuğun içeceği sütle, yiyeceği mamayla, hastanın kullanacağı ilaçla ya da bir takım sosyal yardımlara verdiği önemle ilgilenir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkeyi adalete, eşitliğe ve insanlığa önem vererek yönetmeye talibiz. Bizim dönemimizde bu ülkenin kaynaklarından daha eşit olarak yararlanacağız. Türkiye'de nüfusun %1'i ekonominin %80'ini alıyor. Kalan %99, ki hepimiz bunun içindeyiz. %99'umuz kalan paranın %20'sini tüketiyoruz. İlk kez sizin ve benim gelir seviyemden, yani orta ve düşük gelir seviyesinden insanların menfaatlerini korumak üzere bir programla yola çıkmış bir parti ilk kez iktidara bu kadar yakın. İktidar partisiyle aramızda 3-5 puanlık bir fark var. Üçüncü parti görüyorsunuz %16'larda. Aslında o üçüncü partinin sempatizanları içinde, o partiye gönül verenler içinde büyük bir imkan var. Görünen o ki bu seçimden sonra iktidar partisi de dile getiriyor. Tek başına iktidar diye bir şey iktidar için yok. Biz kendimiz için ümit ederiz ama %40'ı, %39'u yakalar mıyız? %38, 37, 36 koalisyon sınırıdır Türkiye'de. O noktada aslında üçüncü partinin sempatizanları içinde, sevenleri içinde bir fırsat var. Birinciyi değiştirmek durumundayız. AKP ve CHP'nin durumu bu şekildedir. Eğer birinci değişmezse, AKP iktidarda kalırsa kendine bir koalisyon ortağı seçecek. O biz değiliz. Ama AKP iktidarda kalırsa müjdeler olsun, mazot yine 4 lira, patates yine 5 lira. İktidarı değiştirmek için birinci ile ikincinin yerini değiştireceğiz sadece. Bu kadar basit. Birinci, ikinci arası değiştiğinde tek başına iktidarsa ne ala Cumhuriyet Halk Partisi bu söylediklerini yaptığında bu ülkenin yüzü gülecek. Tek başına iktidar değilse bir koalisyon ortağı seçerek yoluna devam edecek. Herkesin, bu iktidar uygulamalarından rahatsız olan herkesin aramızdaki küçük farkı gözeterek son 3 haftada ilk kez halkın ihtiyaçlarına cevap verecek bir partinin iktidarına destek vermelerini ümit ediyoruz. İlk kez bizim köyümüzün takımı, bizim beldemizin takımı birincilikteki takımlarla oynuyor. Akhisar Spor dururken 3 büyükler tutulur mu? Akhisar Spor varken 3 büyükler desteklenebilir mi? Akhisar şampiyonluk maçı oynasa hangi takımla oynuyor olsun hepimiz birden Akhisar'ı tutmuyor muyuz? Peki halkın, çiftçinin, işçinin, memurun takımı varken zenginin takımı tutulur mu? İlk kez halkın takımı galibiyete bu kadar yakın. Ve size söz veriyoruz. 7 Haziran'da biz bu maçı kazanacağız. Biz bu maçı kazandığımızda öyle yüksek yüksek balkonlara çıkıp kibirli kibirli konuşmalar yapmayacağız. Sadri Alışık selamı çakacağız o bize yukarıdan konuşana. Diyeceğiz ki o bize çok yukarıdan konuşana, eve seçim bildirgemizi sürekli eleştiren, o balkondan konuşana, balkonun altına gideceğiz yine. Varsın o yukarıda olsun. Bu da mı gol değil be diyeceğiz. Bu da mı gol değil? Buraya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz.
Biz muhalefette de olsak, iktidarda da olsak varlığımızdan bir şey değişmez. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi muhtarlara verdiği önemi tekrar etmeye gerek yok. Ancak belediye meclis üyelerimiz, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz tüm sorumluluklarıyla, yetkileriyle Akhisar Belediyesi'nde ve büyükşehirde emrinize amadedir. Büyükşehirin yarattığı sıkıntıları biliyoruz. Bu konuda mümkün olduğu kadar sizin sorunlarınızı her iki değerli arkadaşımız, Akhisar'dan görevli iki arkadaşımız büyükşehir gündemine taşımaya çalışıyorlar. Telefonlarımız herkese açık, size dört kulakla açık. Hepinizi çok seviyoruz. Sizin köylerinize gelirken yolda hiç sormuyoruz. Bu muhtar kimlerdendir, nelerdendir diye. Çünkü gittiğimiz yerde insan ayırmayan, parti ayırmayan, yüreği insan sevgisiyle dolu, hizmet aşkıyla yanıp tutuşan insanlar görüyoruz. Siz köyde nasıl muhtarlık yapıyorsanız, Allah nasip ederse Cumhuriyet Halk Partisi de o anlayışla iktidar olacak, o anlayışla görev yapacağız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.